Kuş denilince aklımıza her ne kadar tatlı, sevimli, zararsız hayvanlar gelse de bazı kuşlar düşündüğümüz kadar tatlı olmayabilir. Birçok kuş türü yırtıcı kuşlar türüne girmektedir. Bunun yanı sıra farklı özelliklere sahip ve ismini bile duymadığımız pek çok kuş türü var. Bu videoda dünyanın en garip ve ilginç kuş türlerini derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Karbay kuşu. Karbay kuşlarını Harry Potter serisi tarafından hepimizin yakından tanıdığı bu saldırgan kuş türü en kuzeyde yaşayan avcı kuşlardan biridir. Karbay kuşları artık Sersol civarındaki tundra üzerinde yaşar ve -50 derecelere kadar düşük sıcaklıklarda yaşayabilir. Bu kuş 1 metrenin üzerinde kanat açıklığı ve 45 santim boylarında olabilirler. Ağırlıkları 3 kilogramdan fazla olabilir. İnsanlardan gelen bir tehdit algıladıklarında jilet gibi pençeleriyle baş edebilirler. Ciddi yaralanmalar özellikle gözler için kesin bir olasılıktır. Acile bir geri çekilme ile birlikte eğilip yüzü korumak şarttır. Arı kuşu. Arılar ve böceklerle beslenen göçmen bir kuş olan arı kuşu, çevik hareket yeteneğiyle dikkat çekiyor. Yalı kuşlarının renkli bir akrabası olan arı kuşlarının 24 adet türü bulunuyor. Doğu yarımkürede ılıman ve tropik alanlarda yaşayan bu kuşlar hem açık alanlarda hem de ormanlarda yaygın olarak görülür. Birçok böcekle beslenebilen arı kuşları daha çok bal arılarını ve yaban arılarını avlar. Bu nedenle arıcılar bu etsiz görünümlü kuşlardan pek hoşlanmazlar. Çekirge istilalarında oldukça faydalı bir işlev gören arı kuşlarının en dikkat çekici özelliği ise böcekleri havada uçarken yakalamalarıdır. Bu esnada ya uçuyor olurlar ya da kısa bir uçuş yaparak avlanırlar. Her gün 225 arı büyüklüğünde böcek veya arı yemek isteyen arı kuşları eşsiz tüy renkleriyle de dikkat çekerler. Güney Kasavori. Güney Kasavori kuşu, namı diğer bir tabur askeri öldüren kuş, bu tehlikeli kuş türü saldırılarıyla meşhurdur. Kuzey Avustralya ve Yeni Gine doğumlu, Ratite ailesinin yağmur ormanlarında yaşarlar. Kasavorilerinin siyah tüyleri ve mavi deri lekeleri vardır. Kemikli bir kafatasıyla savuruyan bir görünüm verir. Bu kuşlar 60 kilo ağırlığında ve yaklaşık 2 metre boyunda olurlar. Tıraş bıçağı gibi keskin vuruşlara sahip olan ve herhangi bir hayvanın en güçlü tekme kuvvetinden birine sahip olan kasavoriler algılanan bir tehdide karşı koymaktan çekinmezler. Kasavori yaşam alanlarına giren davetsiz insanlar bir kasavori saldırısıyla anında öldürülebilir. Normalde kasavoriler bitkilerle ve eklem bacakları yiyerek ormanlık alanlarda barış içinde yaşar. Fakat tehlike anında her şeye saldırabiliyorlar. Rupel Kızılakbaba. Nesli tükenmekte olan kızılakbabalar şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek uçan kuşlardır. Bu kuşlar 37 bin feet yüksekliğe çıkabilirler. Bu yükseklik uçakların çıkabildiği ve oksijen azlığı nedeniyle insanın çıkamadığı bir noktadır. Anlayacağınız bu kuşların dolaşım sistemleri ve iç basınç düzenleme mekanizmaları oldukça gelişmiştir. Bu kuşların kanlarında olan hemoglobin bu irtifada oksijen üretir ve bu nedenle hiçbir sıkıntıları olmaz. Fregat kuşu. Fregat kuşları, bütün tropik ve subtropik okyanuslarda bulunan ve monotopik fregat kuşugiller familyasında sınıflandırılan deniz kuşlarıdır. Yaşayan 5 türün tamamı fregata cinsinde yer alır. Tamamının tüyleri anlı olarak siyah renktedir. Kuyrukları uzun ve çatallıdır. Gagaları ise uzun kanca şeklindedir. Dişilerin karın altı tüyleri beyaz renktedir. Erkekler çoğu belirgin kızıl boğaz derilerini üreme mevsiminde dişileri çekmek için şişirirler. Uzun kanatlarının açıklığı 2.3 metreye kadar uzanabilir. Kuşlar arasında vücut ağırlığına göre en büyük kanat alanına sahiptirler. Bayağı Doğan. Bayağı Doğan, Gök Doğan, Alıcı Doğan ya da Yalnızca Doğan, Doğangiller familyasından oldukça yaygın bir gündüz yırtıcı kuş türüdür. Büyük bir kuş olan Gök Doğan'ın sırtı kül grisi, başı kara ve alt kısımları beyaz üzerine çubukludur. Kuşlarla beslenen yırtıcı kuşlarda görüldüğü üzere Gök Doğan eşeysel dimorfizm sergiler ve dişleri erkek bireylerden biraz daha büyüktür. Gök Doğan hızıyla tanınır. Avına doğru yaptığı kendine özgü dalış sırasında maksimum hızının anlık olarak saatte 389 kilometrenin üzerine çıkabildiği tahmin edilmektedir. Bu hız Gök Doğan'ı hayvanlar aleminin en hızlı türü yapmaktadır. Pitouvi.
Kokuleteli pitoi diye adlandırılan bu kuşun derisi parlak ve kavunçu renginde. Siyah tüyleri ise son derece zehirli olan bu kuşlar zehirlediği kişilere ciddi zararlar verebiliyor. Öyle ki bu kuşları keşfeden bilim adamı ağına düşen kuşları yakalamak isterken eli, keskin gagası ve pençeleri tarafından kesilmiş ve zehrin tesiriyle şişti. 1992 yılında Yeni Gine'de Chicago Üniversitesi'nden bir araştırmacı tarafından bulunan bu zehirli kuşun tüylerindeki ve derisindeki zehir fareyi öldürebilecek kuvvette. Doğada bilinen tek zehirli kuş olan Pitohui tüyleriyle zehirliyor. Son derece kuvvetli olan zehrin şiddetiyle tüylerinin değdiği yer anında uyuşuyor. Yakınına gidildiğinde solunum yollarında yanma hissediliyor. Huasin kuşu. Huasin Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşayan yaklaşık 50-60 cm uzunluğunda bir kuştur. Yumurtadan yeni çıkan huasinlerin kanat uçlarında pençe bulunduğu için bu hayvan türü uzun süre belirli bir taksonomik sınıfa yerleştirilememiştir. Bu kuş türünün bebekken elleri daha belirgin ve kullanışlıymış ve dallara tutunup dolaşmak için kullanıyorlarmış. Ancak kuş büyürken ellerini fazla kullanmazsa ellerinin büyümesi duruyor ve gerektiği zaman kullanıyor. Huasin kuşları sadece ağaç yapraklarıyla beslenirler ve inekler gibi bakteriyel fermantasyon yaparak sindirim yaparlar. Bu yüzden bu kuş sürekli gübre gibi kokmaktadır. Hatta bazıları huasinlere yaşayan fosil de demektedir. Kırmızı gagalı tukan. Güney Amerika'nın tropikal ormanlarında yaşayan bu kuşların en çok dikkat çeken kısmı gagaları. Ucu kırmızı, gövde kısmı mavi, turuncu ve yeşil tonlarında olan bu kuşlar sadece görünüşleriyle değil, güçlü yapılarıyla da ön plana çıkıyor. Büyük gagası, güçlü ayakları, kısa ve yuvarlanmış kanatlarıyla tatlı olduğu kadar güçlü olan bu hayvanlar, güçlerini bol bol tükettikleri meyvelere borçlular. Bu gagaların en önemli özelliği çok güçlü olmasına rağmen şaşırtıcı derecede hafif olmasıdır. Üstelik tukanların gagaları sadece renk ve gücüyle ön plana çıkmakla kalmıyor. Oldukça tuhaf bir özellikle de duyanları şaşırtıyor. Vampir yer ispinozlar. Galapagos adalarının meşhur kuşlarından sivri gagalı yer ispinozları vampir lakabıyla biliniyor. İnsanı ürperten bir özelliğiyle bilinir. Bu ufak ispinoz türü kanla beslenir. Alt türün en sevdiği kan, nazca ve mavi ayaklı bu bir kuşlarına aittir. Bu vampir ispinozlar, vampir yarasalarının aksine avlarını uyanıkken yakalar ve etlerini hafifçe döşerek kanatırlar ve akan kanı içerek beslenirler. İşin ilginç yanı, bu bir kuşlarının buna karşı pek fazla direnç göstermiyor, sanki bundan keyif alıyor oluşudur. Vampir ispinozların acayiplikleri bununla da sınırlı değildir. Kanın besleyici değeri oldukça düşük olduğundan bu eksikliği başka besinlerle telafi etmeye çalışırlar. Ancak bunu da düzgün yollarla yapmazlar. Başka kuşların yumurtalarını çalıp onları yerler. Hem de öyle rastgele yumurtaları da değil. Dişiler tarafından daha yeni yumurtlanan sıcak yumurtaları. Belki de bu vampir ispinozların yaptığı tek normal şey. Bu iki besin kaynağına ulaşamadığı zamanlarda bitki nektarlarını tüketmektedir. Sakallı akbaba. Sakallı akbaba, Almanca'da kuzu akbabası olarak geçer. Bu akbabalar yaralı hasta ya da başka sebepten ötürü kırsal alanda sürüsünden ayrılmış kuzu ve benzeri hayvan türlerini avlanmalarıyla bilindikleri için kuzu avlayan kuş olarak bilinirler. En yırtıcı akbaba cinsi olan bu tür daha çok kuzularla beslendiklerine inanılıyor. Kemik iliklerine ulaşmak isteyen bu katil ve zeki kuş türü kemikleri havadan kayalıklara bırakarak kırılmalarını sağlar. Böylece kırılan kemiğe içindeki iliğe ulaşması kolaylaşır. Bu çevredeki insanlar için kesin bir tehdit oluşturmaktadır. Yırtıcı kuş türlerinden biri olan sakallı akbaba, kaplumbağaların bol oldukları yerlerde ikamet ederler. Cennet kuşu. Cennet kuşu ailesinin 15 cinsi içinde 42 tür vardır. Bu ailenin üyeleri en çok erkeklerin seksüel dimorfizm özellikleriyle, yani özellikle gagadan, kanatlardan, kuyruktan veya baştan uzanan çok uzun ve ayrıntılı tüylere sahip olmasıyla bilinir. Çoğunlukla yoğun yağmur ormanlarında yaşarlar. Tüm türlerin beslenme biçimi, meyve ve daha az oranda eklem bacaklıkları kapsar. Cennet kuşları tek eşlilik ile çok eşlilik arasında değişen çiftleşme sistemlerine sahiptir. Türlerin sayısı, avlanma ve yaşam alanı yok olması sebebiyle tehlike altındadır. Kincidirler ve üstelik bir de psikolojileri bozulursa işte o zaman yandık. Çünkü bu kuşlar psikolojileri bozulduğunda tüylerini yolarlar.